Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet değerli arkadaşlar, bulunduğumuz yer Hendek Savaşı'nın yapıldığı Mesacid-i Seba'a denilen yedi mescitlerin ve Hendek Savaşı'nın olduğu yer. Hicretin 5. senesi, Uhud Savaşı'ndan 2 sene sonra müşrikler tekrar Medine'ye saldırmak için Mekke'den yola çıktıklarında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramı topladı istişare için ve Medine'yi nasıl müdafaa edelim istişaresi yapılırken Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın tavsiyesi üzerine buyurdu ki Selman-ı Farisi radıyallahu anh, ya Resulallah, biz savaşlarda köylerimizi, beldelerimizi etrafına hendek yaparak düşmandan korurduk. Burada da böyle yapılmasını tavsiye edince istişareyle bu kabul edildi ve şu karşı tarafa asfalt olan yere arkadaşlar 5,5 kilometre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde, 4,5 metre derinliğinde hendek kazıldı. 5,5 kilometre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde, 4,5 metre derinliğinde hendek 6 günde kazıldı arkadaşlar sahabe tarafından. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elindeki asasını aldı. Sahabeyle kiram, sahabe efendilerimizle beraber buraya geldi. Hendek kazılacak yeri asayla böyle çizgi şeklinde çizdi. Sahabe-i kirama dedi ki bu çizdiğim yerden kazıyın. Kazarken çizginin üzerine büyük bir taş çıktı arkadaşlar. Taş. Sahabe-i kiram dedi ki bu taşı kıramayız. Sağından gidelim taşın dedi. Kimisi solundan gidelim. Sahabe dedi ki peygamberimiz buradan çizdi dedi. Çizginin ne bir 10 santim bu tarafına ne bir 10 santim bu tarafına gidemeyiz dedi. Peygamber nereden çizdiyse oradan kıracağız dediler. Ve orayı da kırarak 9 metre genişliğinde hendek kazıldı. Bir tane taşı kıramamışlardı. Arkadaşlar açlık vardı. Açlıktan karınlarına taş bağlamışlardı. Peygamberimize açlıklarını söyleyemiyorlardı. Kıramadıkları bir taş çıkınca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme durumu arz ettiler. Peygamberimiz kendisi aldı arkadaşlar balyozu. O taşı kırmak için şöyle balyozu kaldırdığı zaman göbeği açıldı ve baktılar ki Peygamberimiz iki taş bağlamış. Açlıktan iki taş bağlamış. Sahabenin çok içi yandı arkadaşlar. Ve o taşı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem parçalarken 3 vuruşla parçaladı. Her vuruşunda şimşekler çaktı. Birinci vuruşunda Kisra'nın yani İran saraylarının eline geçeceği, ikincisinde Şam saltanatının çökeceği, üçüncüsünde de Yemen saltanatının çökeceği Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber verildi. Buraların İslam memleketine dahil olacağı söylendi. Münafıklar gene boş durmadılar. Dediler ki biz şu anda Medine'yi müdafaa etmek için ne sıkıntılar çekiyoruz. Yiyecek yemek bulamıyoruz. Açlıktan ölüyoruz. Muhammed diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem İran, Şam, Yemen buraları Müslümanların eline geçecek diyor diye ne yaptılar? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabeye fitne yaptılar arkadaşlar. Buraya yedi mescitler dedik ya, her komutanın çadırının kurulduğu yere Osmanlı bir mescit yapmış. Yukarıdaki Fetih Mescidi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çadırını kurduğu yer. Burası Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın çadırını kurduğu yer. Böyle 6 tane mescit vardı burada. O mescitlerin çoğusu yıkıldı. 2 tanesi kaldı. Onun yerine temsilen büyük bir cami yapıldı buraya. Burada soğuk vardı. Çok sıkıntı vardı. Açlık vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kısa anlatıyorum arkadaşlar, savaşın şiddetinden dolayı bir gün ikindi vaktini kılamadılar arkadaşlar. İkindi namazını geçirdiler, kılamadılar. Çünkü düşman fırsat vermedi. Peygamberimiz elini açtı, dedi ki ya Rabbi bize ikindi namazının vaktini kaçırtan düşmanı sen perişan eyle, lanet eyle diye beddua okudu. Peygamberimiz bir yerde beddua okumuştur. O da ikindi namazını kaçırttıran düşmana o akşam Allah-u Teala bir rüzgar, bir fırtına gönderdi. Karşı taraftaki düşman ordusunu Allah-u Teala perişan etti.
Bir de burayla alakalı şu kısa vardır arkadaşlar, onu da kısaca söyleyeyim. Peygamberimizin karnına taş bağladığını gören sahabe çok içi yandı. Sahabelerden bir tanesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi, dedi ki ya Resulullah, evde biraz unum, bir tane de keçim var dedi, ufak bir keçim var dedi. İsterseniz dedi, ben dedi onu keseyim, pişireyim, gelin yanınıza 3-5 kişi alın gelin dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sen keçiyi kes, etini kazana koy, unu ekmek yap, fırına at, hanımına söyle, ben gelmeden kazanı indirmesin, ben gelmeden fırından ekmeği çıkartmasın. O da koşa koşa evine gitti, hanımına dedi ki, ya hanım böyle böyle, Peygamberimiz çok açlık çekiyor, keçiyi keseceğiz. Aynen Peygamberimizin dediğini söyledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeyi aldı peşine. 1000 kişi aşağı yukarı. Bütün sahabeyi aldı. Bu Peygamberimize yemek yedirecek sahabenin evine gidiyorlar. Sahabe şöyle camdan bir baktı. Önde Peygamberimiz, arkada bütün sahabe geliyor. Başladı titremeye. Hanımına dedi ki, ben Peygamberimize dedim ki 3-5 kişiyi yanına al gel. Peygamberimiz bütün sahabeyi almış geliyor dedi. Hanımı dedi ki, niye endişe ediyorsun dedi, önlerinde kim var dedi. Önlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var dedi. O zaman endişe etme dedi. Bütün ordu geldi arkadaşlar. Peygamberimiz bizzat kazandan kendi çıkarttı, onların önüne koydu. Fırından ekmeği kendi çıkarttı koydu. Bütün ordu yedi. Ne tencereden bir eksilme oldu, ne fırındaki ekmekten bir eksilme oldu. O evin hanımına dedi ki Peygamberimiz, bunları da konu komşuya dağıt dedi. Burada böyle bir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de mucizesi oldu elhamdülillah. Mevla Teala buralardan ibret almayı cümlemize nasip eylesin arkadaşlar. Burada bize ders olarak, ben şahsım adına söylüyorum, bu ikindi namazının kaçması hususunda Peygamberimizin beddua etmesi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaza ne kadar ehemmiyet verdiğini göstermektedir arkadaşlar. Şimdi biz bu diyoruz ya, buraların hakimiyetini Allah bize versin. Osmanlı'ya veren Allah bize niye vermiyor arkadaşlar? Biz Osmanlı torunu değil miyiz? Neyimiz eksik? Eksiğimiz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kafirin birine sordular, dediler ki dünyanın her yerinde Müslümanlara eziyet ediyorsunuz. Filistin'de, Afganistan'da, Suriye'de, Irak'ta, dünyada 1,5 milyar Müslüman var. Siz bunlardan korkmuyor musunuz diye soruldu. İleri gelen bir tane azılı kafire ne dedi biliyor musunuz? Şu anda Müslümanlardan korkmuyoruz dedi. Ne zaman ki cuma namazına toplandıkları gibi sabah namazına toplanırlarsa o zaman korkarız dedi. Namaz yok arkadaşlar bizde. Memleketimizde namaz yok, tesettür yok. Onun için Allah buraları bize vermiyor. Biz tam olacağız. Bak Allah veriyor mu vermiyor mu? Mevla cümlemizi uyanık kullarından eylesin arkadaşlar. Amin. Buralardan ibret almayı, istifade etmeyi Mevlam cümlemize nasip eylesin. Amin. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi, yapmış olduğumuz ziyaretlerimizi kabul eyle. Amin. Buralardan güzel dersler çıkartmayı bize nasip eyle. Amin. Sahabe-i kiramın o günkü o fedakarlığını, o cefakarlığını, o güzelliklerini Ya Rabbi güzel anlamayı nasip eyle. Amin. Ve Peygamberimize karşı olan o saygılarını, muhabbetlerini, o güzelliklerini ve Peygamberimizin ibadetlere karşı düşkünlüğünü, o sahabeye karşı düşkünlüğünü, tamamını güzel zerrelerimizde hissetmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Peygamber bir vakit namazı hususunda bak neler buyuruyor Ya Rabbi, ne olur Allah, ne olur Ya Rabbi. Bu namazı bütün gençlerimize sevdir Ya Rabbi. Amin. Bütün yavrularımıza sevdir Ya Rabbi. Amin. Namazlardan zevk alanlardan Mevlamız nasip eyle Ya Rabbi. Amin. O gün nasıl onları galip kıldıysa Ya Rabbi. Hortumunu gönderdiyse, rüzgarlarını gönderdiyse Ya Rabbi. Bugün de ne olur iman rüzgarlarını gönderip onların kalbine iman yerleşim Mevlamız nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Bu yolda bize gayretimizi artır Ya Rabbi. Amin. Sevdiklerini de bize ayırma Ya Rabbi. Amin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada nasıl müracaat ettiyse, gönlü nasıl yandıysa bizim de gönlümüz öyle yanmasını kabul eyle Ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle Rabbi. Amin. Ya bin beylerimizi, ziyaretlerimizi tamamını en güzel şekilde kabul eyle Rabbi. Amin. Eksik kalmaktan bizleri muhafaza eyle. Amin, amin diye şu cemaati Allah'a görüyorsun ya. Güneşin ardında elhamdülillah el açıda yalvarıyorlar Rabbi. Hayırlı olmaktan tamamını ikram eyle. İhsan eyle Rabbi. Ve selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.